Kıraç'a buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Ama Esra Dermancıoğlu'nun o güzel fotoğrafına iki cümle bir şey söyleyip sana bırakacağım. Söyle. Çizgiler de gelir geçer, kilolar da gelir geçer. Önemli olan nasıl bir güzellik Eda Seda bıraktığınız. Ve ben diyorum ki endamın yeter demek istiyorum ve Esra'nın yanına geçmek istiyorum. Geç, geç. Fatma Gül'ün suçu ne efendim? Mukaddes yengesi, samimi, dobra, içinden ne geliyorsa öyle hareket eden bir kadın. Hatta oyuncular dünyasının yıldız tilbesi diyebiliriz onun için. Sosyal medyada takipçilerinden gelen biraz kilo ver, zayıfla yorumlarına kendi tarzında öyle güzel bir yanıt verdi ki önce bir fotoğraf karesi paylaştı. Üzerindeki bluzunu kıvırdı. Göbeği açtı. Ayağı topuklu ayakkabılarını giydi ve bakın neler söyledi. İzleyelim. Ezbere yaşamlara inat, aman eller ne der derdine son veren Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından resmen yeni bir dönem başlattı. Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinin mukaddes yengesi Esra Dermancıoğlu hayranlarından gelen biraz zayıfla baskılarına isyan bayrağı çekti. Hem de ne isyan bayrağı. Şarkıya inat, aynanın karşısına geçen, aynaya gülümseyen gözlerle bakan Esra Dermancıoğlu zayıfla lütfen diyenlere inat, göbek dekolteli pozunun altına bir de iğneli bir not yazdı. Zayıflamazsam ne olur, çok da bebeğim, makarna suyu koyun hadi diyen ünlü oyuncu zayıfla diyenlere de T'ye aldı. Esra Dermancıoğlu kilolarıyla geçtiğimiz yaz tekne tatilinde de gündeme gelmiş. O kendiyle barışık hallerinde bir tekneye çıkarken işte böyle görüntü vermişti. Tekne senin altında kalır. Boğazına hayli düşkün olduğunu her fırsatta dile getiren Esra Dermancıoğlu, geçmiş yıllarda oyuncu arkadaşı Binnur Kaya'yla paketinden çıkardıkları spagetti çubuklarını da katır kutur işte böyle yemişti. Afiyet olsun. Öyle doğal ki Esra Dermancıoğlu. Biraz evvel senin söylediğin gibi mukaddes yenge olarak hayatımıza girdikten sonra ne seyircileri ne de ekran ondan tıpkı şarkıdaki gibi vazgeçmiyor, vazgeçmeyecekti. Esra Dermancıoğlu bu baskılara kızabilirdi, bazı ünlüler gibi atar yapabilirdi, vay kadına şiddet diyebilirdi. Evet yine etkili olabilirdi ama işi biraz T'ye alıp dalgaya vurarak çok daha etkili bir yöntemi seçti. O takipçilerine tatloşlar diye seslendi. Ben zayıflamasam ne olur ya, ayıp etmişsin, olmazsam bu şekilde devam etmek istiyorum. Zayıflamayacağım ya, çok da bebeğim, pardon da makarna suyu koyun hadi dedi. Bu makarnanın üstüne o kadar çok vurgu yapıyor ki Gülşen. Bir reklam geçen markası yaz, değil mi? Evet, bir firmadan bir teklif aldı ve kendi adına, kendi markasını taşıyacak bir makarna üretimine başlayacak. Bir şey bak, söyleyeceğim. Kazanca çeviriyor. Yalnız ben onun kadar iştahlı makarna yiyen görmedim. Bazen akşam böyle gecenin bir yarısı karşıma onun bir videosu düşüyor. Ne güzel yiyor. Bir spagetti yiyor. Allah'ım onun spagetti yiyor. Spagetti mi onu yiyor? Gerçekten izlerken böyle iştahınız kabarıyor. Kaç kere onun yüzünden gecenin yarısı makarna haşlamak durumunda kaldım. Yoğurtlu makarna yedim. O ben kadar iştahlı yiyor ki. Gece tuttum kendimi ama ertesi günü Esra Dermancıoğlu yediği için domatesli sarımsaklı makarna yapıp yedim ya. Ama şu var, gerçekten nasıl mutluysa öyle yaşayan böyle kadın. Böyle de mutlu. Ve hiçbir şeyi umursamıyor. Nasıl göründüğü, kim ne demiş hiçbir şekilde umrunda değil. Zaten bu pozu vererek de eleştiriler umurumda bile değil demek istiyor aslında. Yani güzellik de bir tek ince bele 80-90-60-90 ölçülere bağlı değildirin altını hiçbir ünlü bugüne kadar bu kadar esprili, tatlı ve etkili bir yöntemle çizmemişti. Yok. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Esra'nın çok güzel bacakları var. Meşhur. O konuda hakkını yemeyelim. Zaten o da sürekli böyle bacakları gösteren kıyafetler tercih ediyor. Peki biz bu fotoğraflara böyle baktık. Esra'nın göbeğini inceledik. İşte elindeki telefonun kabında ne yazıyor ona baktık. Eteğine baktık, ayakkabısına baktık. Masada bir seyirciler, şey duruyor. Seyirciler neye takılmış şey biliyor musunuz? Yiyecek duruyor. İnanamadım. Hayır Müge. Ne? Şuradaki nemlendirici kreme takılmışlar. Hayretmiş. Onu görmüşler. Hatta diyorlar ki acaba cildi çok kuru olduğu için mi bu kremi kullanıyorlar? Nemlendirici kremi. Evet biz de kullanıyoruz bu kremi.
Ha, acaba orada tamam. da bir gizli reklam mı var diye düşündüm. Şuradaki kremi nasıl gördünüz gerçekten? Ama bence Esra Dermancıoğlu orada gizli reklam yapmıyor. Öyle tesadüfen durmuş. O onunki tesadüftür. Ben de neye takıldım? Onu yapanlar var biliyorsun. Tabii var canım. Hem de hiç burunlarından kıl aldırmazlar ama yaparlar. Sen neye takıldın? Masanın üstünde börek mi gözleme mi bir şey var. Ben de yemeğe kreker gibi, çalıştım. Kreker gibi bir şey var sanki. Yok, böyle bir yayılmış bir şey ama baksana. Ama bacaklar... Sen yine acıktın galiba benim anladığım kadarıyla. Yine böyle bir yemek çekiyorsun. Evet. Öyle bir acıkıyor ki. Yani bakmayın böyle ince göründüğüne. İnanılmaz diyor. İkimiz de aynı kuzuyu şekilde. Kuzuyu yerim, kuzuyu yerim. Evet, Esra Dermancıoğlu. Tekrar ediyoruz. Bu kadına şiddet, kilo muhabbetinin konuşulması. İşte bizi işimizden soğutuyorlar. Sanatımıza bakın daha önemli gibi klasik cümlelerin ötesine geçti. İkinci sayfanın ilk maddesine damgasını vurdu.